Osmanlı Üniversitesi'nin hem artıları hem eksileri var. Siz de okuyacaksanız sadece orada okumuş olursunuz. Samsun'a geldiğimde en şaşırdığım bu. Merhabalar arkadaşlar, ben Semir. 19 Mayıs Üniversitesi'nde işletmede okuyorum. Ben Anisa, Kırgızistanlıyım. Ömür'de İletişim Fakültesinden mezun oldum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Aman geldim, Kırgızistanlıyım. Ömür'de İlahiyat okuyorum. Samsun'u çok seviyorum. Şanslıyım Samsun'a geldiğim için ve Samsun gibi güzel şehirde eğitim aldığım için. Neden Samsun'u seviyorum? Çünkü ilk geldiğimde insanlarını çok sevdim. Yani çok sıcakkanlılar. Yabancısın diye bakmadılar. Kendi kızı gibi davrandılar bana. Samsun'da en çok sevdiğim şey Samsun'un doğası. Hem yeşil bir şehir hem deniz manzaralı olması benim çok hoşuma gidiyor. Bir de burada güzel çevre edindim, arkadaşlıklar edindim. Samsun'a geldiğimde en şaşırdığım bu temizliktir. Ve hava durumu çok aniden değişebiliyor. Bir anda bir bakarsın güneş çıkıyor, bir bakarsın yağmıyor. Aslında tabii birçok faktör var. Ama ana faktör de yurt dışına çıkmakta tabii. Hani illa da Türkiye değildi. Ama şunu tavsiye etmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka yurt dışına çıkmaya çalışın. Zira mesela kendi ülkenizde okuyacaksanız sadece orada okumuş olursunuz. Ama eğer yurt dışına çıkacaksanız orada hem farklı bir coğrafyayı, farklı bir ülkeyi, farklı bir kültürü hatta farklı bir medeniyeti öğrenmiş olursunuz eğer tabii uzağa giderseniz daha. Türkiye'deki en çok sevdiğim yemek bu İskender'dir. Neden mi? Çünkü çeşitli olarak içerikleri geliyor. Ve Samsun'da okuduğum için de açık pide, kapalı pide onları çok seviyorum. Sevdiğim yemek galiba kahvaltıdır. Çünkü bizde kahvaltı kültürü yok ve Türkiye'deki bu kahvaltı sanki öğle yemeği gibidir. Böyle akşam yemeği, hatta akşam yemeği de o kadar doymuyorum. Ömür'ü tabii ki de herkese tavsiye ederim. Ön Postmayıs Üniversitesi'nin hem artıları hem eksileri var. Artıları olarak Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sırasında yer alması, bir de deniz manzaralı, doğa manzaralı olması, uluslararası bir üniversitedir. Benim eksileri olarak da bazı fakültelerin ilçelerde yer alması. Mesela benim fakültem İletişim Fakültesi Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alıyor. Orada olması öğrenciler açısından, öğretmenler açısından da çok zor. Mesela biz birçok etkinlikten geride kalıyoruz. Yani ulaşım yok olduğu için katılamıyoruz etkinliklere. Bir de ilçe olduğu için çarşamba birçok imkanlardan da gerideyiz. Mesela staj, kurs gibi etkinliklere katılma imkanımız yok. İlk başta ben Kastamonu kazanmıştım. Orada okumaya devam ettim. Sonra arkadaşlarım Samsun'da olduğu için Samsun'u gezmeye gelmiştim. Ve maalesef çok beğendim. Sonra tam o zaman da kayıt işleri oluyordu okula. Sonra işte sınava girdim, kazandım ve şu anda buradayım. Samsun'u tabii ki de tavsiye ederim. Çünkü başka büyük şehirlere kıyasla Samsun tam da öğrencinin yaşayacağı bir yer. İşte deniz olsun, doğa olsun, havası olsun. İnsanlar olsun, çok da kalabalık değil, hatta hiç de kalabalık değil ve bir öğrencinin çok rahat rahat yaşayabileceği bir yer.